Gözdeciğim, bu fiyat içerikli videolar çok tutuyor ya. Ağzına tıktın mı? Yok, estağfurullah. Bir tane daha video yapalım bununla alakalı. Ne düşünüyorsun? Fiyatlar niye merak ediliyor? Şeye gülüyordum pardon. Çiçeklerin arasında sinyal. Evet ya, ben çok sıkıştım burada. Sahne kuracağız derken çok çiçeklerin arasında kaldım. Sevgili dostlar, selam. Bugün Gözde ile yine fiyat konuşacağız. Ben biraz araştırma yaptım, biraz Gözde'ye soracağım. Merak ettiğim şeyler de var bende fiyatı olmayan. Bugünkü fiyat içerikli konseptimiz şu aslında. Bir şeylerin arada sırada ödediğimiz fiyatlarını belki insanlar merak edebilir. Çünkü biz de zamanla öğrendik bir şeyleri, ihtiyacımız oldukça. Bunlar ne mesela? İşte montuma bir şey döktüm, kuru temizlemeye götürmek zorunda kaldım falan. O zaman öğrendim kuru temizleme, işte kas tüyü montun ne kadar kuru temizlemede mal olduğunu falan. Kuru temizleme, ütü, lens tamiri. Lensim düşmüştü ya, onu tamire vermiştim falan. Onunla belki bir kıyaslarız. Plumber nedir? İşte tesisatçı falan eve çağırırsan ne oluyor? Evin temizlik bedeli ne kadar? Çocuğumuz yok ama aklıma şimdi geldi. Notlarım arasında yok aslında. Bakıcı fiyatları falan. Hiç biliyor musun bakıcı fiyatlarını? Duydum benim ekipte çalışan bir kızdan. Tamam. İşte direksiyon dersi haliyle araba ehliyet alıyoruz falan. İşte direksiyon dersine kadar tuttu. Araba yıkama, araba servis, lastik, saat pili. Mesela saatinin pili vardı, kol saatinin, onu değiştirdik. Ona ne kadar ödedik. Saç tıraşı, senin için de benim için de. İşte kuaför masrafları neyse. Kuaför. Şey, locksmith nedir? İşte dışarıda kaldığın anahtar, şey, çilingir. Bilgisayar tamiri, masaj olabilir. Benim kalemlerim arasında pek yok. Şemsiye mesela, ülkede çok yağmur yağıyormuş. Ülkede çok yağmur yağıyor mu? Yağmıyor. Tamam, bunu da geçirmiş olayım. Çok yağmur yağmıyor o kadar. Spor yeliği, Brita su arıtma kartuşu mesela. Aklıma gelenlerden bir tanesi bu. Ben ekipman kiraladım birkaç kere. Ekipman kiralama fiyatları olabilir. Araç kiralama olabilir. Aklıma gelen konu başlıkları bunlar. Kahve çay falan da olur. Kahve çay. Ama bunlar market alışverişi fiyatları ya. Yok, kahve değil. Ha, dışarıda yani, içtiğimiz mi? Elini aldın, içtin, hani öğlen çıktın. Evet. Aldın. Ama onlar yine günlük harcamalar kategorisinde sanki giriyor. Yine bahsedelim. Ama bunlar böyle bir ayda bir ihtiyacın olabilecek kategoride şeyler. Ya da, yılda da 40, değil. 40 yılın başı. Çok spesifiksin. Yani saç tıraşı yine ayda bir gidiliyor. Okey, tamam. Kuru temizlemeden başlayalım. Kuru temizleme fiyatlarına aslında çok hakim değiliz. Ben hakimim ya. Üstüme, kardeşime şey, kör dökmüştün de. Özür dilerim Gözdeciğim. Bu videolarda böyle bir birbirimizin yüzüne bazı şeyleri mi vuracağız? Yok, öyle niyetlenmemiştim de hatırlatmak için. Kaşe bir pardesüydü o. O mesela bizim evin orada, bir önceki evin oradaki yerde 25 pound'tu. Ama belki kas tüyü bir mont biraz daha pahalı olabilir. Atıyorum 40 pound olabilir, yani bilmiyorum. Haklısın, kas tüyü bir tık fazlaydı. Ben tam istasyonun içerisinde bir kuru temizleme vardı. Orada sormuştum. 35 pound fiyat istemişlerdi. Sonra başka bir yerde sordum. 30 dediler. Hatta çok da şey yapıyorlar. Ağız oyunu da çok fazla yapıyorlar. İşte bu hem kas suyu olduğu için hem de çok işte çıkartması zor, teknik bir takım işlemler gerektiriyor falan. Böyle biraz fazla bir detaylı anlatıp onu da havalandırıyorlar. Ama kas suyu mod kendi içerisinde, yani Türkiye'de de nispeten daha pahalı bir şey. Türkiye'deki fiyatları artık hiç bilmiyorum. Çok uzun süredir hani öyle bir kuru temizleme bilmem ne, öyle bir tatile gittiğimizde de ihtiyaç şeyimiz olmuyor, talebimiz olmuyor. O yüzden kıyaslayamıyorum ama işte sizler kıyaslayabilirsiniz sevgili dostlar, Türkiye'den izliyorsanız. Kostüm montunu verdim. Kostüm mont pahalı. Ama başka şeyden de bahsedeyim. Mesela blazer ceket, şurada bir kuru temizlemede fiyatına baktım. 9 puanda. Puff mont gibi bir tabirde bulunmuş. Yani kostüyü ya da içerisinde insulate bir şey olan bir monta da 22 fiyat vermiş. Mesela burası aslında daha hesaplıymış nispeten. Şuradaki köşedeki şeyden baktım. Kuru temizlemeden baktım. Burada daha çok alternatif var bence, o yüzden. Evet. Fiyatlar düşük. Ütü fiyatları ne olabilir mesela? Evde ütü yapıyor muyuz çok? İhtiyaç oldukça tabii ki yapıyoruz ama yani. Dikey ütü. Dikey ütülerden yapıyoruz. O tip alışkanlıklarımız da biraz değişti. Ama atıyorum 20 tane tişörtünü, 20 tane gömleğini falan ütüye verdin. Böyle bir şeyin fiyatı ne olabilir? Ya hiçbir fikrim yok ama mesela ben bunun yerine şey yapmayı da tercih edebilir miydim? Ütüm olsa hani işte Göztepe'deki evdeki gibi.
Hani 1-2 saatlik birini tutup bütün ütüyü yığıp da onunla yaptırabilirim yani. 2 saat birini tutup ütü yaptırtabilirsin aslında, evet. Yani öyle bir şey, öyle bir hizmet daha var. Ama bir yere götürüp vermeli, hani bilmiyorum. Ütü çok zevksiz bir şey ya gerçekten. Evet. Bence çok zevksiz değil ama yani bilmiyorum ne kadarmış. Aslında hesaplı. Yani nispeten diyeyim. Yani 20 tane bir şey yaptığın zaman belli bir montanı oluyor tabii ki. Totali oluyor. T-shirt 2.25. T-shirt başına 2.25 ütü parası var. Yani kaç tane ürün vereceğine göre değişir. Ne bileyim 40 tane toplayıp verirsem. Tutuyor tabii ki. Yani pahalı yani bence. Şey olması lazım, atıyorum işte 30 tane t-shirt ver, evet, işte 1'e düşüyor falan. Güzel bir yere denk getirdin. O tip membership'ler var. Ama şöyle yapmışlar. Mesela yıllık bir şey yapıyorsun. Membership parası ödüyorsun. Bütün harcamalarında %15-20-30 gibi, hani membership şeyine göre, paketine göre bir indirim yapıyor totalde. Yani tekil üründe de öyle bir şey yapıyor. Paket fiyatlar da vardı belki ama ben görmedim. Etek 4 pound. Dress, gece elbisesi gibi bir şey 9 pound. Pardon, evening dress'i ayrı kategorize etmiş. Tırt dress 9, evening dress 13.50 demiş. Cocktail dress'ini 9'a yapıyor. Evet, işte bunlar ütü fiyatları. Ceket de 6 demiş. Eve temizlik. Eve temizlik için biriyle anlaşmamız yok. Daha yani kendi kendimizi hallediyoruz. Bir tane robot aldık. Hafta içi o süpürüyor, hafta sonu biz hallediyoruz falan. Aynen. Toz moz işlerini Zartur. Ama bilgim var yani o konuda, çünkü Facebook gruplarından falan görüyorum. O piyasada genelde... Burada böyle, saatlik oluyor bir kere. Saatliği, evet onu diyecektim. Saatlik böyle 15 pound ile 20 pound arasında gelip gidiyor gibi. Ama mesela 20'ye hani pahalı diyorlar. 15'e de hani çok kalmadı artık 15'e gibi bir algı var yani... Bu çıkarım hani 17-18 diyebiliriz yani. 20 ve gibi düşünün. Bulgar ve işte hani diğer Balkan ülkelerindeki işte insanların da hem böyle daha iyi iş yaptığı, işte hem daha uyguna gittiği, ama maalesef işte Kıbrıs Türk'ü ya da Türk vatandaşlarımızın daha böyle bir hani öylesine öyle iş yaptığı insight söyleniyor. Vermiş oldum, anladım. Bizim yine sicilimiz kötü mü bu konuda? Yani bizim iş yapma yani sicilimiz kötü mü? Yani yine diyelim de şey, ha Türklerin mi diyorsun? Yani öyle bir şey yapmayayım çok, ama herkes hani şeylerden, Bulgarlardan çok memnun değil. Aynen. Bulgaristan göçmeni falan değil. Bunlar Bulgar kişiler galiba, değil mi yani? Aynen. Bulgar ya da işte ne bileyim Polonyalı yani falan. Evet. Anladım. Bir şey de aklıma geldi. Bir saatlik tutabiliyor musun mesela? Bir insan bir saat için gelebiliyor mu? Yani iki saatlik falan da giden var mesela. Ekip gidiyor yani iki saatlik. Onlar muhtemelen şey yapıyorlar. Genelde zaten şirket gibi oluyorlar. Arka arkaya evet, herkesi özel şirketler bağlıyorlar. Var aslında, doğru. Yani, ama bir saat çok verimsiz ya aslında. Yani ne bileyim, nereyi temizleteceğine bağlı. Hani böyle bir kare, bir küçük hani depo temizleteceksen hani bir saat gelir, iki kişi yapar yani. O da çarpı iki adam saatten. Öyle bir ücret alır yani. Evet. Anladım. Bu business'a girdinmişsin gibi şey çok yaptın. Çok bilgim vardı. Verdin. Evet. Direksiyon dersi. Yakın zamanda sen alıyorsun. Ben geçen otomatik sene... 40. Efendim? Otomatik 40. Manuel 35. Otomatik de değişiyor. Doğru. Ben saatini 35'e almıştım. Sen 40'a alıyorsun. Bir saatlik direksiyon dersinin fiyatı 40. Öğretmenin aracıyla sınava girersen onun için de bir ekstra para veriyorsun. Çünkü 150. Orada da bir saatlik bir zaman dolduruyorsun. O da bir 150. Araba yıkama. Hiç biliyor musun araba yıkama fiyatlarını? Yıkamıştık seninle. Şu otomatik şeyde 5-6 mıydı? 10 muydu? 10. Ama o otomatik bir yıkama. Hiç böyle köpüklü insan eliyle şey yıkamanın öyle fiyatı... Öyle hizmet yok ki, öyle bir mı? Hizmet, evet ya. Merkezde çok yok gerçekten. Yani bir iki tane böyle yakında da değil onlar. Böyle AVM gibi yerler var. Onların otoparklarında var galiba. Ama onun dışında ben böyle gittiğim yerlerde, Mitchum'da bir çekime gitmiştim. Orada bir oto yıkama gördüm. Fiyatlar da böyle 20-25 bandındaydı. O civarda. Evet. Aslında fena değil. Evet evet. Yani İyiymiş. Onu otomatik yıkıyorsun ve sen bayağı bir, ben de bayağı bir aslında şey yapıyorum yani, bayağı yıkıyorum. Hani biraz terapi gibi yıkıyorum böyle orada, ama arabanın içini tabii çok iyi temizleyemiyorum. Güçlü bir çekici bir şeyim yok falan. Hani şey mi yani o 25 mesela, iç dış mı? İç dış 25'ti, evet.
İçini bezle siliyor yani. Evet, niye inanmıyorsun buna? Silmez ki. Şeyle alıyordur onlar. Püskül şeyle alıyorsun. Yok yok. Minik araç süpürgesiyle alıyordur. Olabilir. Şeyle bezle silmiyorlardır yani. Ya ben okeyim ya, fark etmez. İç şöyle dış, bir kaynar ya, suyla silmiş. İşte paspasları temizleyecek, içinin şeyini alacak falan. Valla bir gün deneyelim o temizliği nasıl yapıyorlar, çok merak ettim. Sen ikna olmadın bir türlü 25'e. Temizlik konusunda olamıyorum ya. Hayır, 25 de olsa, 50 de olsa, 75 de olsa hani o araba istediğim gibi temiz olmaz ya da o ev yani. Okey, biz böyle çok sık araba yıkatan, böyle iki günde bir arabasını yıkayan insanlar vardı. Kendi özel şampuanı olan bilmem ne. Türkiye'de. Hani evet, onu seven insan var. Ben hiçbir zaman öyle bir tip olmadım. Böyle bir ayda bir falan. Hani temiz gözüksün. Önemli bir toplantıya gideceksem, araç kazara gözükecekse falan. Onun için yıkatmayı tercih ederim. Bir de hani kendi tatile çıkıyorsak falan tercih ederim. Temiz bak bir arabayla çıkmayı isterim. Araban hep çok temiz, tertipli, düzenli olur. Yani içerisi tertipli ve düzenli. Ama dışı çok temiz olmuyor her zaman. Yani öyle... Hayatın sillesini yemiş bir tozu oluyor bazen. Araba servisinden bahsedeyim ben hızlıca. Geçen sene arabayı ilk aldığımızda arabayı servise götürmüştüm. Marka modele göre değişir ama burada o kadar da değişmiyor aslında. Bir takım özel servisler onu çok rekabetçi hale getirmişler. Ve fiyatlar neredeyse ortalama oluyor yani. Çok hesaplı bir arabanız da olsa işte yağ değişecek, filtreleri değişecek falan. Yani rutin bakımlarda olabilen şeyler bunlar. Ve bunların fiyatları arabadan arabaya acayip değişmiyor gerçekten. Ve ben £350 gibi bir şey ödemiştim. Hani bazen 250, 350, 400 pound arasında bu fiyat değişiyor. Eğer ekstra bir şey çıkmazsa aracın, yani parça değişiyordur, bir şey oluyordur falan. Muhtemelen orada işte marka model falan daha çok fark ediyordur. Ama araç servis fiyatları böyle 250-350 pound arasında değişiyor. Kabaca. Hemen lastik fiyatını da vereyim. Araba severleri kapatalım. Evet. Lastik de böyle bir 4 ay önce falan değiştirdim. MOT dediğimiz bizdeki TÜTÜRK gibi olan, hani o zorunlu teste tabi tutuyorsunuz. Orada lastiklerim testten geçmemişti. Arka iki lastiğimi değiştirmek zorunda kaldım. Tanesine 175 pound gibi bir şey verdim. Hani böyle 350-400 pound civarında da iki lastik değişiminden bahsedebiliriz. Saat pili. Aklıma bu geldi. Saatinin pilini değiştirmiştik ya. Abi bana niye ıvır zıvır Niye ıvır zıvır bu ya? Hayır ya, aşk olsun. Saat pili önemli. Evet, çok önemli bir şeymiş gibi. Saat pili. Timpson's mıydı dükkan? Neyse, bunlar Timpson. Böyle bir evet, chain'miş. Burası şey gibi, Lostra salonları olur ya böyle AVM'lerin girişinde. Hem ayakkabı tamiri yapar, bağcık satar, anahtar tamiri yapar, kopyalar bir şey yapar falan, o tip yerler. Aynen. Sonra işte gittik, neyse de değiştirmek istiyoruz. Ondan sonra abi dedi ki işte... İki tip seçenek var dedi. Dedi. Evet, iki tip seçenek var dedi. Eğer işte hani bir senelik saat pili isterseniz. Yani bir senelik garanti isterseniz dedi. 9,5 dedi. Aynen. Ama ömür boyu garanti, ömür boyu garanti ne demek? Pil biter abi falan. Biz anlamadık. Şeyi kastediyormuş. Evet, sonra sordum ben yani ne demek ya bu hani ömür boyu. İşte o da 24,5 dedi. O da yani ömür boyu işte gidip bütün Timpson'lardan işte şey yapabiliyorsun. Saatinin pili bittikçe ücretsiz o belgeyle gidip saat pili taktırabiliyorsun. Evet. Bu bence güzel bir özellik. Bir anlamda tabii hani müşteri sadakati yaratıyor. Sen bir tek bir 25 pound veriyorsun bir seferlik saatin için. O saati kullandığın süre boyunca pili bittikçe, pili de kolay kolay biten bir şey. Kolay bir herhalde 3-4 senede bir biter. Benimkisi mekanik bir saat olduğu için pili yok. O yüzden öyle bir ihtiyacım olmadı. Ama genel olarak şey yani böyle 4-5 senede bir adama gidiyorsun. Bu sefer para vermeden ücretsiz olarak değiştiriyorlar. Okey. Saç tıraşı. Kuaför. Bu tip masraflardan bahsedelim. Benimkini hemen anlatayım. Çok kısa. 2023 senesi itibariyle 20 pound veriyordum. 3 pound bir zam yapmış kuaförüm. 23 pound. Çok pahalı erkek kuaförleri de var. Yani tıpkı Türkiye'de de olduğu gibi. Ben hemen evdeki en köşedeki kuafördeki geçen zamanı biraz acırım. Böyle hani keyif almıyorum daha doğrusu öyle bir şeyden. Kimse ritüel gibi yine seviyor onu. 23 pound veriyorum. Ama... Türkiye'dekinin aksine çok kısa bir operasyon. Yani tam ne kadar sürüyor derseniz benim kafa 5 dakikada bitiyor. Tam olarak 5 dakika sürüyor ve bitiyor her şey. Ya işte çok yani bilmiyorum ya. O makineyle giriyor, clipper'la giriyor yanlardan. Gerisinin üstleri de böyle bir çok makasla düzeltiyor. Çok özel işler yani bunlar.
Evet yani bir iki gün falan ulan şurada bir uzun saç kaldı, burada bir şey kaldı falan gibi oluyorsun yani. Muhtemelen işte ucuz etin yahnisi oluyor orada. Neyse benimkisi 23 pound, seninkisine kadar. Kadın kuaförleri de 80-90 civarında. Yani tabii daha pahalısı daha ucuzu vardır. Hı hı. Ama genelde 80-90 benim gördüklerim. Bu kesim. Bu kesim bu arada, hı hı. Evet. Bu arada şöyle bir şey de oluyor işte. Booking yaparken işte junior işte stylist ya da böyle senior stylist falan oluyor. Aynen oradan. İlginç bu. Evet, oradan seçebiliyorsun ve seçtiğine göre aslında fiyatlandırma değişiyor. Bunu bilmiyordum. Yani aslında bizim sektöre de uyarlanması gereken bir şey. Çünkü hani uzmanlık fark ettiriyor mutlaka. Orada onu ayırmış olmaları güzel bir şeymiş ya. Aynen. Boya ya da işte hani blow dry yapılacaksa hani bu tip şeyler üstüne ekleniyor. Bu sadece kesin. Evet. Ondan sonra... Ha, fön ekstra. Fön normalde de ekstra mı Türkiye'de? Evet. Ama yani mesela Türkiye'de şey de yaparlar. Hani öyle bırakmazlar yani. Hı-hı. Kurutup genelde bir böyle hani düzeltirler hafifçe. Yani zaten düzgün olur o saç. Olur. Evet doğru. Ama işte fön çektirmek istersen fön ekstra Türkiye'de de tabii. Erkek kuaförleri tarafında da bir farklılık şu oluyor. Saç yıkamaya bir 2-3 pound ekstradan alıyorlar. Ben hemen köşede gittiğim için dönüp evde duşumu alıyorum. Bir daha şey yapmıyorum ama işte kurutma bir para, şey bir para. Erkekler tarafında da böyle küçük küçük her şey böyle toplanıyor. Belli bir yekün tutuyor. Kaş aldırma konusu da belki hani bir konu olabilir. Onun da fiyatı genelde 15-20 pound arasında. Yani yine daha pahalısı vardır belki yerine göre ama bizim evet. Civarda 15-20. 15-20 pound civarında. Okey. Locksmith demişim. Şey, anahtarı dışarıdan unuttuk. Çilingir çağırdık. O hiç başımıza gelmedi. Gelmedi ama arkadaşlarımızdan duyduk başına gelenlerden. Şimdi bir gece tarifesi varmış, bir de gündüz tarifesi varmış. Gündüz tarifesi genelde böyle 160-180 o civarlarda bir şeymiş. Gece tarifesi ise 300-350 tutturabildiği şekilde yükseliyormuş. Ya. Çilingir ücretleri pahalı. Aslında bu kalemlerin hepsinde pazar çok rekabetçi olduğu için hani fiyatlar çok yüksek değil. Yani sanki Avrupa şehirlerinde emek yoğun işlerin fiyatları çok yüksekmiş gibi algılanıyor ama orada da rekabet çok fazla bence. O yüzden fiyatlar mutlaka aşağı çekiliyor. Ama çilingir de öyle değil. Çilingir hakkını veriyor galiba. Peki plumber, şey tesisatçı çağırdın. Bizim diğer evde başımıza geldi. Yapmıştık. Tıkanmıştı borularımız. Evet. Ve onda da bu sefer şey vardı, hafta sonu hafta içi tarifesi vardı. Ha doğru. Biz doğru. Hafta sonu başımıza gelmişti. Evet. Pazar günü çağırmıştık. Adam gelmişti bayağı evet. Ghostbusters gibi böyle. Evet bayağı tedarikli gelmişti. Bu arada tam onlar saatlik çalışıyorlar. Bir saatlik ücreti. Bir saatte hatta açarım garantisi verdi adam. Başka birileriyle konuşmuştuk. Belli bir fiyat söylüyorlar ama açıp açamayacakları ile ilgili bir garanti vermiyorlar. Bu adam %100 açıyoruz falan gibi bir şey söylemiş. James evet. diye bir adamdı. Şeyini de hatırlıyorum. 150 mi vermiş? 160. Evet. 160 vermiştik. Daha pahalıları da var. Yani yoğun sezonlar, dönemler mi var bilmiyorum evet. artık ama öyleydi. 160'tı. O adam da gayet yani saatli. Google Maps'ten mi search etmiştim hani near me falan diye böyle. Evet ama öyle şeyleri çok iyiydi, puanları çok evet, iyi falan. Evet, review'ları iyiydi. Bilgisayar tamiri, bu benle alakalı bir konu. Sevgili dostlar, geçen sene ben bu laptopumun üzerine şey dökmüştüm, viski dökmüştüm. Çok az bir döküm gerçekleşti. Lakin tuş takımının sağ tarafında böyle bir çalışmamazlık başladı ama yani sağ sol fark etmiyor artık yani şey kullanamıyorsunuz. Neyse ben burada işte pirince yatırdık falan, onlar olmadı o süreçler. Burada birkaç tane tamir için bir yere götürdüm. Fakat yine bol bol ağız kalabalığı var. Yapabileceklerine dair hiçbir garanti yok, bir şey yok. 900 pound gibi sırf bu altta yani ne olduğunu da belli değil yani, aslında her şey çalışıyor. Ama 900 pound sırf klavye değişmeye istiyor. İşte anakartta değişecekse şu olur, bilmem ne değişecekse bu olur. Ya sonuçta bilgisayar tamiri pahalı bir şeydi. Sonra Türkiye'ye gittik biliyorsun. Kasım ayında Türkiye'ye gittik. Üzerinden de zaman geçmişti. Ben bunu harici bir klavye bağlıyordum. Öyle kullanıyordum. Zaten işte içeride iMac'im vardı falan. Onu da edit yapıyordum. Türkiye'de 4500 TL'ye adam tam olarak bir saatte her şeyi halletti. Muhteşemdi. Tavsiye de ederim yani. Yazıcı olundan şaşmayın o durumlarda. Gerçekten çok iyiydi. Adam hatta izleyebilirsin ya, çok basit bir şey, ben halledeceğim falan diye. Hani bu egoyu hak ediyordu adam yani %100. Çünkü tam hakkını verdi. Şemsiye.
Bilmiyorum. Niye ya? Bir sürü şemsiye aldık. Aldık mı ki ya bir yerden? Aldık 3-4 tane şemsiye aldık. Bazen bulduk bir yerlerden. Biri verdi falan böyle bir adam. Londra'da çok yaygın bir şey var. Şemsiye unutma. O şemsiyeler unutulursa onları birileri alıyor. Böyle şemsiyeler el değiştiriyor. Evet, çünkü genelde yağmur çok yağacakmış gibi bir atmosfer oluyor. Hava ile ilgili çok konuşuluyor ama o kadar da yağmur yağmıyor. Millet de sağda solda unutuyor şemsiyeyi. Millet de onu alıyor. Biz de hatta bir tane aldık. O gün yağmurlu bir gündü. Ulan biri unutmuş bari bir hayra geçsin diye biz de onu aldık falan. Sonra biz de onu unuttuk bir yerde. Evet, bir bize şekilde de kalmadı dolaşımda yani. Onlar. Bir şekilde evet, dolaşımda olan şemsiyeler bunlar. Ama iki kere de şemsiye aldık. Birine 5 pound vermiştik, birine 15 pound vermiştik hatırlıyorum. Ama o 5 pound verdiğimiz böyle ikinci dakikasında ters dönmüştü falan. Feleği şaşmıştı. Bir süre kullandık. Hala duruyor galiba bu arada. Hani böyle çanta boy küçük bir şeydi. Bence olur. Sonra bizim şemsiye sapığı abi hatırlıyor musun? Evet, elimize şemsiye tutuşturan. Evet. Bizim eski evin orada oturuyor. Biz de orada mı oturuyordu? Aynı apartmanda mı oturuyorduk? Galiba evinde. Ya 3 kere gördük. Adam sürekli şemsiye getiriyor şeyin içerisine, apartmanın içerisine. Ve bir kere karşılaştık adamla. Çok güzel bir şemsiye dedi. Al dedi. Senin olsun dedi. Teşekkür ettik biz böyle. Baktık çok sağ olun falan dedik. Teşekkür ettik. Üzerinde Bulgari yazıyor. Bulgari'nin şemsiyesiymiş falan. Otelden mi? Bulgari otel var. Şeyde Knightsbridge'de. Belki ya, de oradan yürütüyor herif onları bilmiyorum. Ya bilmiyorum bence. Biz onu ayıp olmasın diye aldık. O duruyor mesela. Bayağı da büyük bir şemsiye. Evet, kocaman böyle algıda şemsiyesi. Evet ya, doğru söylüyorsun. Ya o adam plajda acaba açılır yani. Bir yerin dormeni falan mı tutunsa? Ha, ama her seferinde bir Bulgari'nin dormeni ise Sheraton'un şemsiyesini de kullanıyor herif. Öyle mi? Zırt pırt şemsiye geliyor apartmanın içerisine. Karışık bir durumdu o. O olayı çözemedik biz. Evet. Şemsiye konusu böyle. Bu arada çok pahalı bir şemsiyeci var. İsmini hatırlamıyorum. Bilmem ne bir şey. Brothers and Sons bilmem ne falan. Öyle bir isim var böyle. Çok havalı, eski güzel. Eski evin oradaki. Eski evin orada değil. British Library'nin oraya çok yakın. Çok güzel ahşap, böyle ahşapları oymalı, hayvan desenleri olan falan öyle bir şemsiyeci var. Onların fiyatları böyle bir 200-300 poundlar civarındaydı. En ucuzu. Bayağı da yüksek fiyatlara şemsiyeler var konsept. Yani. İçinden böyle kılıç çıkan, bıçak çıkan falan belki de öyle bir şey. Yani 300 poundaysa çünkü o şemsiye, hani ben onu ne bileyim birkaç şey için kullanmak isteyebilirim yani. Hani gerektiğinde paratoner. Baston, gerektiğinde paratoner, gerektiğinde için. Gerektiğinde Mary Poppins gibi konarım diye. Aynen. Diyorsun. Mary Poppins da neyse yani. Buralılar çok seviyor. Sen Mary Poppins hikayelerini biliyor musun? Hayır, ben de şimdi sana yani soracağım. Bir tane hikaye vardı. Ben de bilmiyorum aslında. Çok eski bir film var. İzlemeye çalıştım da izleyemedim. Müzikali var. Belki müzikaline gideriz. Öğreniriz evet. Ama hiç merak etmediğim bir şey Mary Poppins benim galiba. Benim de açıkçası. Belli bir kültürü de gücendirmeyen. Tabii belki güzeldir ama yani o kadar evet, da hassas olamayacağım. Yani güzel bir şeymiş gibi gelmedi bana. Spor geleyim. Spa ile birlikte bizim gittiğimiz 55. Ben Pure Gym'e gidiyordum. İçinde spa vesaire yoktu. Sadece gym üyeliği. 20'ydi galiba aylık ama 2 sene önce. Yani genelde 30 muydu? 20'ydi Tunçsan. Çok tamam. Ucuzdu yani. Pure Hadi Gym be. Çünkü. En ucuzlarından biri değil. Ama tabii hani çok uçuk fiyatları da var. Ama bence hani işte gym ne kadar olmalı aylık ücreti hani. Bence hiç olmalı ya. 50 ile 100 arası olmaz. Asla bak, ben de üyeyim. Gibi. Bu arada bizimkisi ucuz bir üyelik aslında. Evet. Bayağı içerisinde spa var, havuz var, şey var. Bütün kullanımlar sınırsız falan. 55. 53 ödüyoruz tam olarak. Bizimkisi oldukça hesaplı. Brita su arıtmak artışı. Bu önemli. Niye biliyor musunuz? Çünkü burada damacana su diye bir şey yok. Yani ofisler alıyorlar ama böyle evlere servis damacana diye bir şey yok. Zaten bizim oturduğumuz tip apartmanlarda falan böyle bir asansör yok, bir şey yok. Kimse buraya damacana çıkartmaz. Getirirse de aşağıda bırakır. Sen onu taşırsın 20-25 kiloyu. Öyle bir şey yok. Mecburen ya dışarıdan alacaksın ya da evdeki buradaki içme su aslında şey suları, buradaki aslında şebeke sularının hepsini herkes normal olarak kullanıyor. Biz yine de tadını sert ve acı buluyoruz. O yüzden Brita kullanıyoruz. Brita'nın su arıtma sistemleri var ya, şöyle sürahi gibi, içerisinde de kartuşu var. O sürahi çok bir para değil ama kartuşa bir para veriyorsun. O kartuşun da bir bedeli var. Hatırlamıyorum o konular sende. Kartuş bedeli, tane kartuş bedeli
6 civarında artık. Böyle 6'lı satılıyor, 12'li satılıyor falan, o zaman bir indirim oluyor. Bir kartuşta bir ay gidiyor aslında. Bu arada onun yan sanayileri var. Yan sanayisini almayın ucuz diye. Evet, hiçbiri gerçekten çalışmıyor. Ben bir şekilde uydurdum, çalıştırmaya falan çalıştım. Mekanik sistemlerle. Ama şey kötü. O yüzden kartuşta orijinalden şaşmayın diyeceğim. Peçete sıkıştırma olsun. Evet. Böyle peçete sıkıştırarak böyle o şeyinin mekanik sistemi aktif hale getiriyorum. Böyle söyleyince çok havalı. Evet, bu i̇şte mekanik bir sistem. Bunları öğrenmem lazım. Ya lütfen. Araç kiralama. Ha evet. Aracımız yoktu. İlk sene geldiğimizde ufak tefek şehir dışı aktiviteler yaptık. Araç kiraladık. Ben birkaç tane şehir dışı işe aldım. Onlar için araç kiraladım falan. Birkaç şeyi kullandık. Şehrin içerisinde aslında Zipcar var. Zipcar'ın fiyatları saatlik, günlük, yarım günlük falan gibi böyle fiyat paketleri var. Ama günlüğü kabaca 80-85 pound'a falan öyle bir şeye geliyor olması lazım. Saatlik ücretleri de böyle bazen kampanya oluyor. Bir saatlik 7 pound'a, 8 pound'a falan o tip kullan bırak araçlar bulabiliyorsun. Ama günlük kiralama fiyatları Virtuo diye bir markayla biz çalışmıştık. Şehir çalışmıştık, lafa bak, uzun seneler çalışmışız gibi. İşte Virtuo'dan kiraladık. Orada da kiralama fiyatları işte 60-70 pound civarındaydı günlük. Haliyle Zipcar'a göre bir tık daha hesaplı oluyor. Ama şehrin her noktasında hemen yok. Ama yine güzel bir dağılım vardı. Gidiyorsunuz bir otoparktan aracınızı alıyorsunuz. Aynı yere teslim ediyorsunuz falan gibi bir durum var. App'le açıyorsunuz. Onunla ilgili de videolarımız var. Aslında o videomuz çok güzelmiş ya. 48 saatte 7 şehir mi? Aha. Öyle bir videomuz var. Yukarıya kart koyayım, ne olur izleyin ya. Bu videoları zaten anılarımızı biriktirmek için yaptığımız için böyle tekrar ben bazı eski videolarımızı falan izliyorum. O eski bazı videolar gerçekten çok incelikli olmuş. Çok da izlenmemiş ama lütfen izleyin. Oldukça güzel bir video olmuş bence. Gözde, benim aklıma gelenler bunlar. Senin aklına gelen ekstra bir şey var mı? Yok ama kesin videoyu kapatınca gelir. O zaman sevgili dostlar, siz altlara sorun. Neleri merak ediyorsunuz? Ama böyle market alışveriş fiyatları falan gibi değil de hani bu tip böyle ayda yılda bir ihtiyacınız olabilecek hizmetlerin fiyatları ne olabilir? Aklınıza sizin neler geliyor? Biz bunları derledik ve anlattık sizlere ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gözdeciğim, ağzına sağlık, teşekkür ediyorum. Seninle. Bence keyifli bir bölüm oldu bu. Katılır mısın? Evet, fiyat odaklı. Fiyat içerikleri izleniyor her zaman. Yani. Evet evet, aynen. Dostlar evet. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Varmıştır. Kanala abone olun, yorumlar yazın, paylaşın, zil var diye basın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.